Evet kıymetli dostlar. Evim evim güzel evim derken 69.000'i bulmuş olduk. Şimdi hepiniz öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Kayseri'den herkese selamlar olsun. Daha hala abone değilseniz lütfen abone olalım. Videoyu beğenelim. Arkadaşlar kanalda bir sıkıntı var. Şöyle söyleyeyim size. Atıyorum bir video 5000 izlendi. 10.000 izlendi. 7.000 izlendi. Size belki 56 izleme gözüküyor. 900 izleme gözüküyor. 300 izleme gözüküyor. Sonra ben onları aziz e, az izlenenler listesine ekliyorum. Aradan bir zaman geçtikten sonra siliyorum. Tamam mı? Yani videoyu az izlenmiş, sileyim diye siliyorum. Video siler silmez aşırı bir abone artışı oluyor. Mesela atıyorum 50 kişi birden artıyor, 60 kişi birden artıyor. Yani garip bir politikası var YouTube'un. Bir şeyleri bizden gizleme peşinde, gizleme telaşında. Gizlediği şeyi de biz açığa çıkarttığımız zaman hemen başka bir şeyle kapatma telaşında. Garip yani. Başka bir telaş demişken aklıma geldi. Trabzonspor'da Umut Bulukan teknik ekibe müthiş hareket. Trabzonspor'un Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Umut Bozuk yaptığı el hareketiyle büyük tepki çekmiş. Hayır hiç de tepki çekmemiş. Kahraman ilan etmişler. Yani 52. dakikasında gol. Trezegen'in yerine sahaya sürülen ikinci yarısında Umut Bozuk teknik heyete el hareketi yapmış. Taraftarlardan büyük tepki diyor. 27 yaşında futbolcu bu sezon bir gol bir asistten oynadı diyor. Taraftardan tepki hep yok. Gülüyor millet. Yani Fenerbahçe futbolcusunun olta hareketine bütün stadyumun sahaya inmesini normal görenler o yapılan el hareketini o kadar normal gördüler ki hala sözleşmesini falan feshetmediler. Demek ki e, bir sonra hani Trabzon spor maçlarında el hareketi çekerseniz kimse tahrik olmuyormuş arkadaşlar. Bu şekilde hareket çekerseniz. Çekip Mosturoğlu'ndan Fenerbahçe karar diyor. Ya bize alakadar etmez. Ben sadece burada eleştirdi, eleştirmek için söyledim. Yoksa bize alakadar demiş yok. İster el hareket edeceksin, ister kol hareketi. Yesinler birbirine ete para vermesin. Yok, yesinler birbirine. yesinler birbirine. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adayı olduğunu duyurdu diyor. Hani şöyle söyleyeyim. Herhalde Elon Musk dahil herkes bundan haberdardı. O yüzden 2 saat açıklamasını okumanın da herhalde gereği yok arkadaşlar. Ha Şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım döneminin flash ismiydim. Bir aday daha olacak. Vefa Küçük. Muhtemelen Ali Koççular. Yani Ali Koççular muhtemelen Vefa Küçük'ü destekleyecek. Aziz Yıldırımcılar da çekip şey, Monster Olum'u destekleyecek. Belki de seçim öncesi seçim olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de Oster e ameliyat oldu. UEFA Konferans Ligi'ye çeyrek finalinde biliyorsunuz Olympiakos'ta oynanan maçta. Maalesef ve maalesef sakatlanmıştım. Dün ben çok düşündüm olan dedim. Ben dedim ki kendi kendime Oster World e dedim. Nasıl olsa lig maçında yok. Bir maç daha yok. Hani iki maç yok. Çünkü e, sağ olsun federasyonumuz öyle bir federasyon ki iki maç çok oyuncu. Bari dedim onun oy, oy, hani oynamayacağı için bu maçlarda oynatıp en azından Fenerbahçe lehine hani daha az sakat vermek için yapalım. Maşallah çocuğumuz da iyi dedim. Arkadaşlar, osterwolde başarılı bir ameliyat gerçekleştirdim. Yurtdışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirdim. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar, Haziran ayının başında sahaya dönmesi bekleniliyor. Sahalara dönmesi, bakın, çalışmalara değil ne olur bak cümlemi kırpıp biçip yanlış anlamayın. Bak ben diyorum ki Mayıs ayının sonlarında ya da ortalarında çalışmalara başlayabilir. Hatta Mayıs'ın ikinci haftasında bile çalışmalara başlayabilir. Anladınız mı? Sahalara dönmesini Haziran olarak öngörüyorlar. Zaten Haziran'a likler bitmiş olduğu için sahalara dönmesinin bir alemi yok. Dinlene dinlene yavaş yavaş toparlayacaktır. Genç bir kardeşimiz. E, hocam işte teklif gelecekmiş de gitmiş de falan. Siz bunları geçin. Siz Fenerbahçe'ye odaklanın. Yabancı hakemden ilk var müdahalesi ilk kez uygulanan yabancı var hakem uygulaması biliyorsunuz Ankara gücü Gaziantep spor maçında gerçekleşti. Çünkü Süper Lig'in altı cadı kazana. Biz kaçıncı haftadayız arkadaşlar biliyor musunuz? 32. haftadayız. Yani bu hafta çıktığınız zaman 6 hafta kalıyor. Ve düşen, kalan, hoplayan, sıplayanlar belli olacak. E, şöyle söyleyeyim. İspanyol hakem Mario Melero Lopez ilk müdahaleyi yapmış. Ali Sovla 24. dakikada bulduğu gol. Malero'nun Ali Şansalan'a uyarısı sonrasında offside gerekçesiyle iptal edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla da herhangi bir sıkıntı yok. Offside kararı doğru gibi. Fenerbahçe Alagöz Avrupa Şampiyonluğu için parkede. Onu da belirtelim arkadaşlar. Fenerbahçe Alagöz Avrupa Şampiyonluğu için Fiba Avrupa 4'lü 4'lü final organizasyonunu finalde Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımı pazar günü yani bugün Villeneuve ya, Desmontres LM ile karşılaşacakmış. Sigara markası olan ne... neyse o takımla karşılaşacakmış. Siz eviniz biliyorsunuz o takımı. Saat 19'da başlayacak maç Mersin'deki Servet Taze Güneş Spor Salonu'nda oynanacakmış. Fenerbahçe 89-80 Mersin'i e, mağlup etmişti. Onlar da USK Praha 84-78 mağlup etmiş. Fenerbahçe turnuvada ikinci şampiyonluğunun peşindeymiş arkadaşlar. E, altıncı kez finalde mücadele edecek. Hocam Fenerbahçe'nin huzurluğu var kaybeder Geçin bunlar hiç konuşmayın. İnşallah Fenerbahçe'miz ikinci kez kupayı alacak arkadaşlar. Dördü üst üste olmak üzere onuncu kez son dört takım arasında yer alıyor. Fenerbahçe'miz ilk ve tek şampiyonluğuna geçen sezon ulaşmıştı. Bu sene de ikinci şampiyonluğuna ulaşacak inşallah. Ve bizleri de Mesut Bahtiyar edecek. Olympiakos taraftarından Edinceko'ya ilginç tepki diye bir haberimiz var. Ee, i̇nşallah bunların tepkisi da Galatasaray'ın tepkisi gibi olur. Biliyorsunuz Galatasaraylılar öyle bir tepki gösteriyorlar. Yani kime tepki gösterseler rekor kırıyor. Hadi Acun'u Celi'ye tepki gösterelim. Acun bir açıklıyor reyting rekorları kırdık diye. Bunlar da Edinceko'nun yapmış olduğu hareketten dolayı. Ee, sahip olduğu Dobronio kentinde bulunan Restoran Dezze hakkında Trip Advisor uygulamasında kötü yorumda bulunmaya başlamışlar. Fenerbahçe taraftarı da karşı yoruma geçmeye başladı. Bakalım kimin de da şeyi daha büyük olacak, yorumu daha büyük olacak bakacağız. Fırat Aydınız yabancı var oluyorsa hakem neden olmuyor demiş. Uzun lafın kısası. Bakacağız. Yakında ona da bakacağız. Kimin hakemi daha yabancıymış bakacağız. uzun uza diye bir yazısı var. TFF mavi boncuk dağıtıyor diye. Yani plansız, programsız. Ee, bizim teknik adamlara, hakemlere gösterilmeyen tolerans yabancılara gösteriliyor. Yani yabancı ayranlı ülkemizde bitmiyor. Kulüplere yaranmak için hemen icraata geçildi. Türk hakemlerinin gelişmene en ufak katkısı olmayacak bir süreç. Merak ediyorum yabancı futbolcunun da futboluna hiçbir katkısı olmayacağını düşünüyorsunuz. Ulan Türk, yabancı hakem Türk hakemliğine felaket katkıda bulunacak. Felaket. Ekmek elden gidiyor. Türkçesi bu. Şimdi bakın. Burada siyasi bir örnek vermek zorundayım. Mecburum. X yer şehrinde X partisi ya yani X şehrinde Y partisi oranın yönetimini ele geçirmiş. Adam diyor ki <laughs> belediyede diyor baktım diyor 400 personel var. Karşımda dikilen personel sayısı 60. 340 personeli arama çalışmasına başladık diyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi 340 personel belediye el değiştirmesine rağmen ortada yok. Şimdi ben olsam böyle haram para kazanıyor olsam Allah kazandırmasın Rabbim kimseye kazandırmasın. Ulan derim parti değişti atıyorum hangisinden yanacılar geldi? Şucular geldi. Ocularla ilgili bir şey giyinir. Hemen orada hazır nazır bulunurum. Derim ki olan ekmekten olmayalım. Düşünün o parti değişmesine rağmen 340 kişilik kayıp listesi var. Şimdi bu 340 kişiyi hepsini işten attığı zaman adı şimdi 340 kişi de şunu düşüyor, diyor ki bizi işten atamaz. İşten atarsa deriz ki sosyal medya bakın iktidarı değişti. işte hani oranın iktidar şey değişti. Ekmeğimizden oynadı. Vay Allahsız vay deriz. Sosyal medyada bizi haklı bulur. Yo adam çıkar. Cart imza cart şu diye. Aynısını Türk hakemleri için düşünün. Kaç tane hakemimiz var? 60. Kaçını el avuca tutarsınız? Kaçının hani kefili olursunuz? Hocam Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını çık. Neyse Galatasaray'ı kolladığını düşün. Ya da Galatasaray kolladığını düşün. Sıradan maçları şu hakem çok iyi yönetir dediniz. Kaç hakem çıkartırsınız? En fazla 4. Hadi 5 olsun. Anladınız mı demek istediğimi? 55 tane boş beleş hakem orada yer işgal ediyor. Peki yabancı geldi. Ekmek gidiyor. Mecbur adam gibi yönetecek. Mecbur disiplin edecek kendine. Kuralı bilmiyorlar lan. Kuralı, kuralı, kuralı. Bak çok büyük bir iddia da alınıyor. Yarın 16. sıra protesto etti. Orta şey, ee, santra vuruşunda döndü kendi kalesine gol attı. Sizce bu gol sayılır mı? Santra'da döndü direkt kendi kalesine vurdu gol oldu. Sizce bu gol sayılır mı arkadaşlar? Kural gereği buna ne denilir? Hadi bakalım size bir soru. İnanın bu sorunun cevabını bilmeyen hakemler var. İngilizce bilmeyen hakemler var. Hocam sen de bilmiyorsun. Kalbimi kırıyorsunuz. Ben hakem değilim ki. Yani YouTube'da yayıncılık için atıyorum. Hani birinci seviye ya da ikinci seviye İngilizce şart getirirse adını soyadınız kadar emin olun Mustafa Hoca oradan yüz alır. Anlatabiliyor muyum? Ama hakemlik için ikinci seviye 3, 4, 5 seviye İngilizce lazım. Neredeyse hiçbir hakemimiz bu seviyede değil. Onu da söyleyeyim. Neyse diyor ki madem var hakem var yabancı hakem niye olmuyor demiş. Bakacağız. Çok yakında bakacağız. Onlara da bakacağız. Günün kritik maçı Fenerbahçe Fatih Karagümrük. Sanırım Vavakars Fatih Karagümrük diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün yani 14 Nisan Pazar günü Vavakars Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Rakibiyle lig tarihindeki 16. maçını oynayacak diyor. Şimdi burada derinlemesine detaylı bir <laughs> analiz var arkadaşlar. 10 kez Fenerbahçe, 4 kez rakibi 10 kez Fenerbahçe galibiyeti, 4 karşılaşma beraberlik Fatih Karagümrük sadece bir kez galibiyeti uzanan taraf olmuş. İnşallah Fenerbahçe'miz bugün 11. galibiyetini elde edecektir. İnşallah elde eder. 26 gol atmış. 17 gol kalesinde görmüş Fenerbahçe'miz. Çok da ilginç değil mi arkadaşlar? 10 galibiyetim var. Mantık olarak 10 gol fazla atman lazım. Bir mağlubiyetim var. Mantık olarak bir tane çık. Yani 9 gol fazla atman lazım. Öyle değil mi? Demek ki Fenerbahçe her galibiyetini bir farklı almış. Çünkü 9 gol fark, fark var. Ya da <laughs> galibiyetin birini 2 farklı almış. Yenilgisi 2 farklı. Deprasman'da Fenerbahçe mağlubiyet yaşamadı. Şu oldu, bu oldu. Süper Lig 6 karşılaşma Fenerbahçe'nin 2 birlik üstünlüğüyle tamamlamış. Yani 2-0, 3-1, 4-2'lik galibiyet. Fatih Karagümrük 2-0 kazanmış. Durum bu arkadaşlar. Fenerbahçe 5-4 kazanmıştı diyor. Burak kapacak falan hatırlarsınız bizim eski futbolcumuz. Bizim kiralık futbolcumuz bize gol atmıştı. Çünkü niye Fenerbahçe'nin kiralık futbolcusu? Ee, yani başka takım futbolcusu değil. Aklıyla beyni ya da kalbi karışmayan futbolcu. Neyse buraya çok girmeyeyim. Fenerbahçe 8 eksikle Karagümrük deplasmanında diyor. Arkadaşlar bu haberi yapan arkadaşım ben alnından öpüyorum. Ben önce haberi okuyayım mı? Sonra neresinden öpeceğime siz karar verin. Atatürk olimpiyat stadında oynanacak mücadele. Biliyorsunuz e, Türkiye'nin en Atatürkçü takımı Fenerbahçe'dir Galatasaray'a göre. Ama İstanbul'da seçimi Atatürkçü bir parti kazandığı için Atatürk tişörtüyle Şanlıurfa'da maça çıkmıştır Galatasaray. E, onlar böyle çok severler Atatürk'ü sahiplenmeyi. Ama dönemine göre yani. Neyse. 32. hafta maçı bugün oynanacak. Karşılaşmayı Galatasaray bölgesi hakemlerinden Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek ki babasında itiraf var benim oğlum Galatasaraylı diye. Göğsünü gere gere övündüğüne göre <laughs> bayağı koyu bir şey. Ligde oynadığı 31 maçta 26 galibiyet 4 beraberlik bir mağlubiyetle 82 puan toplayan Fenerbahçe. Galatasaray'ın 2 puan gerisine ve bugünkü galibiyetle birlikte 1 puan önüne geçecek. Galatasaray'ın mağlup olmasının ardından da lider olarak haftayı kapatacak inşallah. Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri bugün de sahaya galibiyet için çıkıyor. Ve rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanıp bir beraberlik elde eden Fenerbahçe'nin deplasman karnesi çok iyi. Fenerbahçe'de 8 eksik. Şimdi ben şuradan tek tek bir bakayım arkadaşlar. Belindeki rahatsızlık sebebi Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder. 1. Yunanistan depresmanı sakatlanan Rodrigo BKO 2. Jadon Osterwold'e zaten biliyorsunuz 3. Aynı zamanda Osterwold'e cezalı durumdaydı. Adana Demir maçında sakatlanan Alexander Cicco 4. Bak bir dakika iyi dinleyin ya. Önce haberi dinleyin. Hazır olmayan Joshua King 5. Mert Hakan Yandaş 6. Fatih Karabin maçında takım yalnız bırakacak. Aynı zamanda sarı kart cezası Sebastian Şimanski 7. İrfan Can Bayat 8. Bunlar cezalı olacaklar. Arkadaşlar ben öncelikle özür diliyorum. Ben Şimanski'nin cezasını sürekli unutmuşum. <laughs> sürekli unutmuşum. Sürekli unutmuşum. Sürekli unutmuşum. Hani e, WhatsApp grubundaki arkadaşlar dedi ki, hocam bir şey fark, fark mi dedi. Neyi dedim. Neyi dediğine göre fark etmemişsin dediler. Sürekli sürekli sürekli, sürekli ısrarlı bir şekilde Şimanski iyi 11'e yazıyorsun. Sarı kart sınırında diyorsun. Düşündüm lan hakikaten. Adana Demirspor maçında hani hatta kayarak almıştı sarı kartı. Sonradan aklıma geldi. Böyle hatalar olabilir. Birbirimizi anlayalım. Burada insanlık yapıyoruz. Şimdi burayı anladık. Karşımızdaki hani haber bültenin verdiği. Ben ayrıca şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe'de 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor arkadaşlar. E, bu 7 futbolcu kimler? Mert Müldür oynayabilir. Bekao şimdi konuşacağım. Erde Kadıoğlu, Usan Tadiç, Edin Ceko, Baçuai, Cengiz Ünder oynayamayacak. Yani 6 futbolcu, oynayabilen 6 futbolcu sarı kart sınırında. Fenerbahçemizde hazırlıklar tamam arkadaşlar. sakatlıkları olan ya da sakatlık şüphesi olan isimlerde son durum kimler oynayabilecek? Ben sayayım size arkadaşlar. Fred oynayabilecek. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hocam Fred sakat mıydı ki? Lan İsmail Kartal demedim mi? Arkadaş sakatlanma riski var şu bu diye. 2. Beka oynayabilecek. 3. İsmail Yüksek oynayabilecek arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, Ciko oynayabilecek. Edin Ceko oynayabilecek. O sayesinde Samuel oynayabilecek. Hatırlayın. Olympiakos maçında. hani Fred. Bekao, İsmail Yüksek, Ceko Osayi, Ciku. Hatta İrfancan Kahveci de vardı. İrfancan Kahveci de oynayabilecek. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunlar e, takımda sıkıntı yaşamıştı arkadaşlar. Ve sonrasında hani İsmail Kartal öyle açıklamalarda bulundu ki sanki oyuncular bu maçta oynayamayacak gibi. Bu maçta oynayabilecekler. Tahmini bir 11 söyleyeyim. Herhangi bir duyumum yok. Tahmini bir 11 söyleyeyim arkadaşlar. Kalede Livakovic. İrfan Can Eğribaz olmadığı için mecbur. Sabek'te Usai Samuel mi Mert Müldür mü? Bence Sabek'te Mert Müldür ile başlayacak Fenerbahçe. Çünkü biraz daha atak ofansif oynama düşüncesi var. Ancak bence Mert Müldür ile başlamak hata. Usai ile başlanmalı bana sorarsanız. Fakat Perşembe günü de sadece Usai Samuel ile oynatabiliyoruz Sabek'te. Bunu da düşünmek lazım. Neyse ben ben olsam Mert Müdür'le çıkarım. Libakovic Mert Müdür. Bekao Jiku stoper ikilisi. Habere göre bu ikisi de yoktu ama bu ikiliden bir stoper oluşacak gibi duruyor. Ha Çağlar Jiku oluşturur mu? Oluşturabilir. Ya düşündüm de Çağlar'la Bekao yan yana oynatmak Çok büyük hataydı ya. Ya iki ayaksız. Ya bu tabirimi futboldan anlayanlar anladı arkadaşlar. İki ayaksız orada oynamamalıydı. Mesela bir Bonucci Serdar Aziz kesinlikle kadroda olur. Yedeklerde ikisi de yüzde olur. İki ayaksız oynamamalıydı ama e, Bekao'yu riske etmeyip Çağlar Ciku çıkabilir. Benim tahminim. Sol bekte Ferdi. Gelelim önlerine. İsmail Fred Kurunic çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü Kurun için ben de şunu söyleyeyim. Kurun için orijinali 10 numara. Yani Kurun için orijinali 10 numara Sonradan 8'e evriliyor. Biz Fenerbahçe'de 6 numara olarak aldık. Ve ben bunun hata olduğunu belirtmiştim. Bundan 6 olmaz diye söylemiştim. Ya Alex de o ön libero yapabilir misiniz? O zaman konuşmayacaksınız. Neyse. Ee, oynatırım hocam 10 numarada. Zayt's kim? Yani Olympiakos maçında çok tepki çekti. Sahada neredeyse yoktu. Ama Ert Hakan Yandaş kesin olarak yok benim bildiğim kadarıyla. Cengiz Ünder kesin olarak yok. 2. Joshua King yedekler arasında olacak diye biliyorum arkadaşlar. sürprizinde ee, sürprizini de kaçırmayı da çok sevmem ama Joshua King yedeklerde olacak diye biliyorum. Onun dışında Tadiç, İrfan Can ve Ceko şeklinde çıkarız. Batshuayi'nin de herhangi bir sakatlığı kalmadı. Batshuayi de yedeklerde yer alacak arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de Sakatlar var. Eyvallah. Oynayamayacaklar var. Eyvallah. Ama son haftalarda alışıla gelmiş bir kadromuz var. Ve şunu da söyleyeyim. Cengiz sakatlıktan döndüğünde o kadar güzel dönmüştü ki. Yani o kadar güzel dönmüştü ki böyle 3-4 golle birden dönmüştü. İnşallah bu seferki dönüşü de benzer olur. Yani döner dönmez 3-4 golle birden döner. Ve K'yu söyledim. Allah verdiği her türlü nazardan, sarı karttan Sakatlıktan korusun, kurtarsın. içi de aynı şekilde. Rabbim korusun. E, Batu Şua'yı da konuştuk. Bunları da konuştuk. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe'de böyle bir olay var arkadaşlar. Şüpheliler var. Oynayabilecekler var. Oynamayacaklar var. Yedekli olacak ama oynamayacak isimler var. Kayıpsız atlatalım. Perşembe gününe hele bir bulalım. Hayırlısıyla. Perşembe günden sonra işler kolay. Ama Fenerbahçe'nin arka arkaya 3 maçında kazanması lazım. Önce Karagümrük, sonra Olympiakos, sonra Sivasspor karşılaşmasını üçünü de kazanması lazım. Üçünü kazanıp kendisini Beşiktaş derbisine atması lazım. Bu arada da e, sakatların tam olarak iyileşmesi ve Fenerbahçe'nin de bu 28 Nisan haftasına daha rahat gitmesi lazım. Bakın arkadaşlar şu periyodu unutmayın. Önce kara gümrük maçı. Perşembe günü. Kara gümrük maçı. Perşembe günü. Olimpiyakos maçı. Pazartesi günü Sivas spor maçı. Yani kara gümrük. Perşembe zaten evimizdeyiz. Bak İstanbul evimizdeyiz. Sonra pazartesi diyor. O çok mühim değil. hani Perşembe maçı çıkıp. Cuma, cumartesi idman. Pazarda belki idman ve yolculuk. Pazartesi maçı hiç sıkıntı değil. Çok yerinde olur. Şu 3 maçı kazanalım. 3 maçı kazandıktan sonra durum değerlendirmesini yaparız. Bence 3 maçtan sonra ve 34. hafta bitimindeki Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra şampiyon %100 belli olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Var koltuğunda yabancı hakem oturacak diyor. Bakalım var hakemlerinin etkisi ne olacak? Onu da hep birlikte izleyeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olalım. Lütfen bu videoyu beğenelim ve lütfen görüşlerimizi yazalım. Size videonun içinde çok önemli bir soru sordum. Bakalım kaç kişi futboldan anlıyor? Kaç kişi cevabını verebilecek? Görüşmek üzere.